Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün Türkçe derslerimiz Ağustos Şafağı e, metninin, şiirinin etkinliklerini birlikte yapacağız. Öncelikle metne hazırlık sorularımız var. Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yol belgesini evet buradan öğretmenimiz zaten açacak birlikte izleyeceksiniz. Bununla ilgili savaş görüntüleri size neler hissettirdi? Burada dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Savaş görüntüleri bana hem üzüntü hem de gurur hissettirdi veya gurur verdi diyebilirsiniz. İnsanların zor koşullarda büyük fedakarlıklarla savaşmaları beni çok etkiledi veya çok etkileyiciydi diyebilirsiniz. İkinci soruda Kurtuluş Savaşı yıllarına verilen mücadele ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kurtuluş Savaşı zor şartlar altında yapılan kararlı bir mücadeledir. Vatan savunması için halkın tek yürek olduğu bir süreçtir dersiniz. Üçüncü soruda da Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında etkili olan unsurları soruyor. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında birlik, inanç ve Güçlü liderlik önemli unsurlardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ve halkın dayanışması büyük rol oynadı diyebilirsiniz. Şimdi şiirimizi önümüze e, lütfen önce okuyalım ondan sonra etkiliklere geçeceğiz. Bir Ağustos şafağı ölüm dirim savaşıyla uyan devren. Gürül gürül ırmaklar gibiydik yedisinden yetmişine dek. Şimşek şimşek çaktı bir ulu ses Kocatepe'den. Aydınlandı bütün Ağustos şafakları. Kan gövdeyi götürüyordu bütün gücüyle yüklendi düşmana Mustafa Kemal'in ordusu. 26 Ağustos'ta başladı büyük kavga. Allah Allah sesleriyle yırtıldı şafak. Özgürlüğün, Türklüğün zaferiydi bu. Koşuyordu Mustafa Kemal'in ordusu. Deniz deniz, dalga dalga. Nasıl da kaçıyordu düşman sürüleri. Öyle sefil, öyle perişan. Koca Türk düşahlanan, kükreyen aslanlar gibiydik. Ellerimizde bayrak, yüreklerimizde vatan. Ölüm kalım savaşıydı bu. Ya egemenlik ya ölüm. Yaman vuruşuyorduk yaman. Özgürlük adına, Türklük adına. Aydınlandı 26 Ağustos şafağında memleketim, Türkiye'm. Son sözünü söylüyordu Mustafa Kemal. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Evet, şimdi sayfa 51'e geldik. Burada sözcük çalışmamız var. Aşağıdaki sözcüklerin şiirde geçtiği dizeleri bulunuz. Bu sözcüklerin anlamlarını TDK... ...güncel Türkçe sözlükten bularak noktalı yerlere yazın diye söylemiş. Kattığı anlamını istiyor. Evet orada ölüm dirim kelimesi verilmiş. Bu neden bahsediyor? Şiirde bakın ölüm dirim savaşıyla uyandı evren diye geçiyor. Sözlük anlamı ölüm kalım anlamındadır. Şiirdeki kattığı anlam ise... ...şiirde ölüm dirim hayatta kalma ya da yok olma mücadelesini... ...yani varlık ve yokluk savaşına ifade eder. Sefil kelimesi öyle sefil, öyle perişan olarak şiirde geçiyor yoksulluk içinde olan, adi, bayağı olan, yoksul veya bayağı bir biçimde anlamında. Sözlük anlam var. Şiire kattığı anlam ise düşmanın çaresiz ve perişan bir halde olduğunu, zavallı bir duruma düştüğünü anlatır. Perişan kelimesi var. Şiirde geçtiğinizde öyle sefil, öyle perişan anlamında sözlük anlamı dağınık, düzensiz, karma karışık olan, acınacak durumda ve zavallı olan demek. Şiire kattığı anlamda Şiirde perişan kelimesi düşmanın dağınık, güçsüz ve zor durumda olduğunu ifade eder veya ediyor dersiniz. Yaman kelimesi verilmiş. Şiirde yaman vuruşuyorduk, yaman diye geçiyor. Sözlük anlamı güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan kötü, korkulan, alışılmadık, olağan dışı olarak kullanılabilir. Şiire kattığı anlamda şiirde yaman kelimesi güçlü, sert veya azimli bir şekilde savaşmayı anlatır. Mücadeledeki kararlılığı ve direnci vurgular. Evet hedef kelimesi var. Şiirde geçtiğinizde ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri diye geçiyor. Burada hedef var. Sözlük anlamı nişan alınacak yer, nişangah, Gerçekleşmek için tasarlanan şey, varılacak yer, ulaşılacak son nokta veya amaç olabilir. Şiire kattığı anlamda şiirde hedef kelimesi Mustafa Kemal'in ordusunun ulaşması gereken amaç veya hedef ifade eder. Bu durumda düşmanı yenip özgürlüğü kazanmaya simgeler. Şimdi sayfa 52'ye geldik sevgili öğrencilerim. Anlayalım, yorumlayalım var. Yani metinle ilgili sorulara geçeceğiz. Şimdi birinci sorumuz şiirde anlatılan tarihi olay nedir? Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda veya Kurtuluş Savaşı sırasında düşmana karşı verilen mücadelelerden biri olan Büyük Taarruz veya direkt e, Türkiye'nin Büyük Taarruz mücadelesi diyebilirsiniz. 2. Kocatepe nerededir? Tarihi açıdan önemini soruyor. Kocatepe Afyon Karahisar ilinde yer alır ve Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun büyük bir zafer kazandığı 26-30 Ağustos veya sadece 26 Ağustos 1922 tarihli büyük taarruzun gerçekleştirildiği yerdir. Bu nedenle tarih açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü sadece 26 Ağustos şeklinde geçiyor şöyle yazabilirsiniz. Üçüncü soruda ise kükreyen aslanlar gibi savaşan Türk askerlerinin karşısında düşman askerleri ne yapmıştır diyor. Kükreyen aslanlar gibi savaşan Türk askerlerinin karşısında düşman askerleri cevap şuradan aslında. Kaçmış ve perişan bir halde geri çekilmiştir. Evet. Şiirde aşağıdaki dizelerle ne anlatılmak isteniyor diyor. Bakın şunları e, üç parça halinde vermiş. Gürül gürül ırmaklar gibiydik, yedisinden yetmiş edik. Bu ne demek istiyor? Bu dizelerde Türk milletinin her yaştan insanla, bakın yedisinden yetmişine, güçlü bir birlik içinde savaştığını anlatmak istiyor. 26 Ağustos'ta başladı büyük kavga, Allah Allah sesleriyle yırtıldı şafağa. Kurtuluş Savaşı'nın 26 Ağustos'ta başladığını ve Türk askerlerinin coşkuyla, bakın Allah Allah nedir, inanarak coşkuyla savaşmaya hazır olduklarını anlatmak istemiş. Kükreyen aslanlar gibiydik, ellerimize bayrak, yüreklerimize vatan. Burada da bakın Türk askerinin cesaretini, vatanseverliğini, özellikle yüreklerimize vatan derken vatanseverliğini ifade etmek istemiştir. Evet sayfa 52. Evet, şairin hangi pardon, şiirin hangi bölümünde Atatürk'ün sözlerine yer verilmiştir diyor. şiirin son iki bölümünde ya istiklal ya ölüm. Özellikle bakın en sonunda da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diye söylüyor. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında toplumsal dayanışmanın önemlidir. Bu konudaki duygu düşüncelerimizi söylüyor, istiyor. Kurtuluş Savaşı'nda toplumsal dayanışma halkın birlikte hareket etmesini sağladı ve büyük bir güç oluşturdu. Herkesin el birliğiyle savaşa katılması zorlukların aşılmasında çok etkili oldu bu birliktelik zaferin kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Evet yine söz varlığımızla ilgili bir etkinlik var. Aşağıda kavga sözcüğünün 3 tane ayrı anlamı var. Bakın 1, 2, 3. Burada kavga sözcüğü metinde hangi anlamda kullanılmış diyor. İşte düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme, dövüşmeden mi bahsediyor? Savaş değil. Bizim metnimiz büyük taarruza, kurtuluş savaşından bahsettiği için zaten direkt bu anlamı işaretliyorsunuz. Herhangi bir amaca erişmek için, elde etmek için, işte çaba mücadele eden, mesela ekmek kavgası gibi bir şey değil. Bu nedir? Evet, kavgaya, cenkete tutuşuyorlar. Yani savaşa tutuşuyorlar. Sayfa 53'te bakın şurada bir metin verilmiş, sözler verilmiş. Ortak özelliklerini istiyor. Bakın, Bir Ağustos şafağı, burada Ağustos kelimesi, şimşek şimşek çaktı bir ulus, Poca Tepe. İşte burada büyük, burada Türklük sözünü aklı Yani burada artık şuna geçeceğiz sevgili Az sonra yapacağız ama basit kelime yavaş yavaş türemiş kelime ve birleşik kelimeye geçeceğiz. Basit kelime kök halinde olan ek almamış. Türemiş kök artı yapım eki alacak. Yeni kelime türecek. Birleşik de İki kelime ne yapacak? Birleşecek. Yeni kelime ortaya çıkacak. Ona göre işleyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman mavi yazılmış olan sözcüklerin ortak özelliklerini soruyor. Burada da bakın. Ağustos kelimesi ve sözünü kelimesi. Bunlar sevgilendirelim. Kök halindedir. Yani yapım eki almamıştır sevgilendirelim. E, bakın yapım ekini almamış. Söz kelimesi evet, sözlü bakın derken sözlülüğü derken bunlar e, yapım ekleri e, değildir sevgili öğrencilerim. E, buradaki ekler yapım ek olmadığı için e, nedir? Basit kök halindedir. Daha sonra pembe ile yazılmış olanları soruyor. Pembe ile yazılmışlarda koca tepe kelimesiyle Akdeniz. Bakın bu da iki kelimeden birleşmiş. Bunlara da birleşik kelimeler yazacaksınız. E, bakın koca ve tepe kelimesi. Ak ve deniz kelimesi ne yapmış? İki kelime birleşip yeni kelime ortaya çıkmış. Yeşil olan da bakın büyük kelimesiyle Türklük kelimesi var. Bunlar da yapım eki olarak türemiş kelimeler yazacaksın. Büyümekten büyük. Nasıl oldu ders öğretmeniniz? Büyümekten büyük. Diğer kelime neydi? Evet. Türklük. Diğer zaten kolay. Türk kelimesinden ne yapmış sevgili Türklük kelimesi. Bakın lıklı ekiyle yani büyümekten de büyük türemiş. Evet. Ortak özelliklerini belirlediğiniz kelimeleri diyor. Evet. Ne yaptık? Basit kelime Ağustos'ta sözünü türemiş kelime Türklükle büyük. Birleşik kelime de Kocatepe ve Akdeniz'i yazarsınız. Renkleri zaten belli. Evet aşağıdaki sözcüklerin kaç tane yapımı eki aldıkları. Şimdi dikkat edelim. Bakın istemek kelimenin kökü. İstemekten istek. Bu bir daha sonra istek dediğinde ne olmuş? Burası iki tane yapım eki almış. Bakın gözden gözlemek. Den gözlemci. iki gözlem. Daha sonra gözlemci gözlemci. Burada ne yapmış Bakın dört tane donmaktan dondurmak olmuş. daha sonra dondurma türemiş. Bu da bakın donmaktan ne yapmış? İki tane e, yapım eki almış. Bakın üremek birinci ekini almış. Üretmek daha sonra da üretici olmuş. Yani iki tane yapım eki almış. Bakın gözden gözlük olmuş. Daha sonra gözlükçü olmuş. Bu da iki tane yapım eki almış. Sayfa 54. Okuduğumuz kelimelerin köklerini buradan bulmamızı istiyor. Ölüm kelimesi örmek, yüklenme kelimesi yük, başlandı baş, büyük kelimesinin kökü büyük, Yırtıldı, yırt, özgürlük, öz kelimesi e, var. Burası sevgili öğrencilerim. Yalnız şuraya dikkat edelim. Buna bir ayrıca bakalım. Gürül kelimesi, gür, gücüyle güç, Türklük, Türk, egemenlik, egemen kelimesi olacak. Vuruşuyordu kelimesi de vurmak. Bakın bunların hepsini yan tarafı e, yırt, vur, gür, baş, Türk, egemen, güç gösterdim. Sadece şu kelime, özgürlük kelimesinin kökünü öz olarak kabul etmeyi öğretmenler olabilir. Bunu çünkü öz, kendi özünden kurtuluyor aslında. Çok eski kök ama bazıları özle özgürlüğün alakası yok diyor öğretmenlerimiz. Yani kelimenin kökünü özgür, özgürden özgürlük olmuş diye kabul eden öğretmenlerin sınıfta olacaktır. Özgür olarak kabul ederlerse bakın şurada da özgür kelimesi var. Bunu bu şekilde alırsanız sevinirim. Çünkü bazı öğretmenler özü kabul etmeyip özgür diye kabul edebilir. Devam ediyoruz. Sizce bir sözcük en yani çok kaç tane yapım eki alabilir? Bakın üç tane alır, dört tane alır diye bir kaide teorik olarak bir sınır yok sevgilerim. Ancak çok fazla yapım eki alındığında da anlam kargaşası olur. Evet şimdi demiş ki farklı yapım eki almış sözcüklere örnekler yazın demiş. Bakın kalemden, kalem bir tane, sevmekten sevgi, sevgiden sevgili iki tane, görmekten görgü, görgüsüzlük burada bakın üç tane, bilmekten bilgilen, bilgilenmek, bilgilendirmek, bilgilendirici burada dört 1, 2, üç, dört tane farklı farklı yapım eki alan ne oldu sevgilerim bakın kelimeler ekledim size. Evet sayfa 55'te aşağıda verilen sözcük köklerin sonuna gelmesi gereken yapım eklerini yazarak görsellerdeki varlıkları karşılayan sözcükleri söyledim. Bakın burada resimler var resimleri buraya almadım sevgilerim. Bakın burada zaten yemek resmi var. Y'ye yeah, ye yeah, ne ekleyeceğiz? Mek. Aştan aşçı, silmekten silgi, uçmaktan uçak, süzmekten süzgeç resmi var. Simit'ten simit satan simitçi olacak zaten. Yani burada da gruptaki yapısı yönden farklı sözcük. Buraya şimdi dikkat edelim. Birinci grupta bakın kuyu kelimesi basit yani ek almamış. Saksan zaten kelimenin kökü bu da basit. Burası işte bakın sevgili örtmekten örtü olmuş. Yani buna bizler ne diyeceğiz? Türemiş diyeceğiz. Buradaki farklı olan bu. Elbise bu da sevgili basit kelimedir zaten kök halinde. İkinci gruba geldik. Olgun bakın kök halinde. Yani ne diyeceğiz? Basit diyeceğiz. Evet, dizi bakın. Dizmekten dizi olmuş. Ne olmuş öğrencilerim? Türemiş öğrencilerim burası. Evet yitik bakın bu da yitmekten yitik olmuş. Bu da nedir? Türemiş kelimedir. Sardunya bakın bu da kök haldedir. Yani basit haldedir. Üçüncü grup İstanbul bakın basit halde ata sözü. Bakın ne oldu bu? Birleşik kelime. iki tane kelime birleşmiş. Ala ve çam birleşmiş. Buradası yine birleşik kelime. Baş ve kent birleşmiş. Burası da sevgilendim nedir? Birleşik kelimedir. Evet konuşalım anlatalım. Son olarak da Atatürk bugün hayatta olsaydı yurt ve dünya sorunlarına ilgi gösterir miydi? Hangi sorunlara nasıl çözüm üretirdi? İşte cevabı düşünün kendinizi Atatürk yerine koyun. İşte dünya sorunlarından birini düşünün diye söylemiş. Şöyle yazabilirsiniz basit değiştirebilirsiniz. De Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı yurt ve dünya sorunlarına büyük ilgi gösterirdi. Örneğin iklim değişikliği sorununa dikkat çekerdi. Bunun nedenleri arasında sanayileşme ve aşırı tüketim bulunuyor. Çözüm olarak eğitim ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapardı veya dönüştürülebilir enerjiye yatırım yapardı diye de söyleyebilirsiniz. Evet burada bitiriyorum sevgili öğrencilerim. Lütfen abone değilseniz abone olun. İstediğiniz sayfalar varsa yorumlara yazın. Veya şöyle yapmamı istediğiniz farklı şeyler olabilir. Bizim beğenmediğiniz şöyle yapalım dediğiniz şeyler olur. Yorumlarda buluşalım lütfen. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi dersler. Hoşçakalın.